Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Yaklaşık bir saatlik bir süre var önümüzde. Bu süre içerisinde önemli bir konuyu kendisine soracağız. Cevabını almaya çalışacağız. İsterseniz yine her zaman yaptığımız gibi önce mikrofonu hocamıza bırakalım. Sonra sorumuza geçelim. Buyurunuz efendim. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılmayı kılsın ve feyzinden de istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin için hasta olanlar veya hastalar varsa Rabbimizden ankari bir zaman onlara şifa ihsan etmesini, borçlulara ödemeyi, sıkıntı olanların sıkıntısını gitmeyi ve ahir ve akıbetimizin de hayır olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak hepimizi de ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun inşallah Teala. Amin. Hocam şimdi ölmeden önce ölmek diye bir şey var mesela. Daha önce size sormuştum. Ölmeden önce ölmek. Yani hayattayken işte ölü gibi olmak. İşte Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir için söylemiş oldukları sözler falan var işte. Onlardan örnek vererek anlatmıştınız. O zaman kafama takılan başka bir şey daha vardı. Bir de şöyle deniyor. Ölmeden önce ölmek, tamam. Onu anlattınız. Ölmeden önce acele etmek. Şimdi bu ölmek için mi acele etmek? Yani burada biz neyi anlamamız lazım? Ölmeden önce acele etmek deyince. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Ne için acele etmemiz lazım? Yani ölüm hazırlıkları mı yapmak lazım falan? İşte nedir yani bu? Şimdi daha önce o bahsedilen konuda mutu kable ente mutu, ölmeden önce ölünüz. Hadis-i şerif o. Bu ölmeden önce acele ediniz diye başlayan hadis-i şerifler de var. Evet. Evet. Onu soruyorum. Ölmeden önce ölünüz. Ondan sonra hatta din büyüklerinin sözü var. İşte ölmeden önce uyanınız. Uyanınız. Bu şekilde böyle ikazlar da var. Ve ölmeden önce acele ediniz. Tabii Ehl-i Sünnet alimler bu hadis-i şerifleri almışlar, uzun uzun da açıklamışlar. Niye acele edeceğiz? Tabii önce şeyi anlatıyorlar Ehl-i Sünnet alimleri. Bu hadis-i şeriflerdeki muradı Resulullah'ı anlayabilmemiz için. Buyuruyorlar ki biz bir yolcuyuz. Önce ruhlar alemindeydik. Ruhumuz orada yaratılmıştı. Ve bu yaratıldıktan sonra seyahat başlıyor, devam ediyor. Kum saati başlıyor çalışmaya. Sonra ana rahmine geliyorsun. Ana rahminden dünyaya geliyorsun. Dünyadan kabire gidiyorsun. Kabirden mahşere geçiyorsun. Mahşerde de mizanın başına, oradan sıratı geçerek ebedi sonsuz olan iki yer yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunlardan işte cennet veya cehenneme gidiyorsun. İkisi de sonsuz. Bu bir yolculuk. Hatta kitaplarda buyuruyor ki ahiret yolculuğu. Mesela zaman zaman Huzura Doğru programında da aynı şekilde naklediyoruz. Yüzünüzü ahirete çevirin. Allah rahmet eylesin, Enver abiler sık sık tekrar ederdi. Yüzünü ahirete çevir, yüzünü ahirete çevir. Çünkü çok buyurmuşlar din büyükleri. Yüzünüzü ahirete çevirin. Ahiret ne tarafta, yüzümüzü o tarafa çevirelim değil. Maksat o da izah edilmiş. İşte ölmeden önce acele etmelidir. Hem hadis-i şerif var hem de din büyüklerinin sözleri var bu konuda. Hem de çok sık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi niye acele edeceğiz? Ya işte ne güzel yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz falan, havayı teneffüs ediyoruz, suyunu içiyoruz falan. Acelesiyle. Ölmek için mi acele edeceğiz? Veya için. Oğlanı kızı evlendirmek için mi acele edeceğiz? Ne yapacağız? Ne yapacağız gerekir? Efendim tabii işin başında yolculuğu anlatınca diyorlar ki Ehl-i Sünnet alimleri, ruhlar alemindeki sana tayin edilen zaman nasıl bitmişse, ana rahmindeki zaman 9 ay 10 gün tamamı, bu da bitmişse, dünyaya geldiğin zaman kum saati çalışmaya başlıyor. Bu da bitecek. Yolculuğun devam edecek. On sana uzun bir önünde senin kabir hayatı geliyor. Sonra mahşer hayatı. Belki kabir hayatından dünya hayatıyla kıyas bile kabul edilmez. Çok uzun. Mesela 50 bin seneden bahsediliyor mahşerdeki zaman diliminde. Ondan sonra da sonsuz olan yere geçeceksin. Tabii bu köprüleri geçebilmek için, önce Allah-u Teala ayet-i kerimelerde bildiriyor. Açıkça bildiriyor. Ben böyle yarattım, böyle olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları açıklıyor.
bunları açıklıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in o açıklamaları ki hadis-i şeriftir, Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Ehl-i sünnet alimleri de bunların hepsini bizim anlayacağımız şekilde açıklamışlar ve ifade etmişler. Buyuruyorlar ki bu geçitten geçebilmek için yolda azık lazım. Azıksız gidilmez. Hatta kitaplarda bir şey var. Belki rastlamışsındır. Enver abiler de anlatmışlardı onu. İşte Zülkarneyn aleyhisselam zamanında aleyhirrahme aleyhisselam, peygamber olduğu da söyleniyor Zülkarneyn aleyhisselamın, peygamber değildi diyen de var. Şimdi onun komutanlardan birisi bir işte harpten dönerken gece zifiri karanlıkta bir vadiden geçiyor ordu. Komutan diyor ki herkes işte torbalarını, ceplerini işte çakıl taşlarıyla doldursun. Şimdi bazılar diyor ki ya zaten yorgunuz, uykusuzsunuz. Harpten gel. Bir de çakıl taşları, makıl taşları falan filan. Aman sen de ev nerede görecek? Bizi mi deniyorsun falan. Bizi mi deniyorsun? Bazıları emir yersin, yerine gelsin diye 3-5 tane ceplerine koymuşlar. Bazıları aklımız ermez, emir emirdir. Torbalarını, ceplerini dolduruyorlar. Sabah oluyor bir bakıyorlar ki o çakıl taşların hepsi mücevher. Ana almayanlar dizlerini dövüyorlar. Tüh 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 falan. Bir tane de alınmaz mıydı? Özür dilerim. Biraz kaba tabirle söyledik de. Hani Anadolu tabiriyle. Ulan derler hiç olmazsa bir tane de alsana. Bir tane de alınmaz mı? İşte ceplerine dolduran tüh tüh torbalara niye doldurmadık? Torbasını ve cebini dolduranlar diyor ki niye basa basa doldurmadık bunları? Hepsi pişman oluyor. Hepsi pişman oluyor. Şimdi bir yolculuktu. Bir vadiden geçtiler. Ama ne olduğunu görmediler. Komutan görüyordu. Onlara ikaz etti. Dedi ki doldurun. Ha, uyanık olanlar doldurdu. Uyanık olmayanlar da sonunda pişman oldu. Dizini dövüyorlar. Emir abiler de anlatırlardı bunu. Zaman zaman anlatırlardı. Niye anlatırlardı? Çünkü ahiret yolcularının durumunu birazcık açık ve net bir şekilde bu misal iyi anlatıyor. Biz dünya denen karanlık bir zindandan geçiyoruz. Güneş var efendim. Evet güneş var da görmüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala peygamberler gönderiyor. En sonu Muhammed Aleyhisselam anlatıyor. Bak diyor vadiden geçiyorsunuz. Sonra varisleri İslam alimleri yalvarır gibi. İşte medreselerde, dergahlarda, önceki asırlarda. Ondan sonra kitaplar yazmışlar. Kitaplarında feryat ediyorlar. Diyorlar ki bak azığını hazırla, azığını hazırla. Sonra pişman olursun. Ama o pişmanlığın faydası olmaz buyuruyor. Yani heybeni doldur. Doldur. Doldurmazsan pişman olursun, onun da faydası olmaz. Onun da faydası olmaz. Tüh 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 tüh. Vah 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 vah. Geri dönüşü yok. Geri dönüşü yok. Hani bazen böyle latifeli şey yapıyor ya. İşte abi ben işte bir yere gitmek istiyorum falan. Bir gidebilir miyim falan. Tabii tabii giriş biletini al, dönüş bileti iptal diyor. Tamam bir daha gelme. Evet. Ahiret öyle ama. Gidiş bileti var, dönüşü yok. İslam alimleri de bunu anlatıyorlar. Peki bu vadiden geçtin. Belki vadiyi geçerken ecel gelecek. Belki vadiyi çıkınca gelecek. Değil mi? Muhakkak gelecek bu. Bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Dolayısıyla yani bu ruh bu bedende iken acele et. Neye? Ölüme değil. Oraya azık hazırlamaya buyuruyor. Azık hazırlamak için acele et. Torbayı doldur. Heybeyi doldur diyorlar. Doldur çünkü o vadiyi geçtikten sonra yok. Geçti borun pazarı, süreçliğini neydi ederler adam ondan sonra. Bitti o iş yani. Ya şu filmi bir geri saralım, beni yok. Bir geri yatın. Yok. Ben doldurayım, tekrar geleyim. Yok. Onlar dünyada yok. Allah-u Teala'yı inkar edip, küfreden, Allah-u Teala'nın dinini yayılmasına mani olanlar cehenneme konulur. Orada feryat edeceklermiş. Meleklere diyeceklermiş ki oradaki meleklere. Bizi dünyaya gönderin, biz başımızı secdeden kaldırmayacağız. Melekler cevap onlara cevap olarak oradan geldiniz ya buyuracaklarmış. Oradan geldiniz ya. Bu fırsat bir defa veriliyor. Ha, Enver abiler de zaman zaman bir şey daha söylerlerdi. Ne zaman evet, ne zaman hayır diyeceğini iyi düşünmeli. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri baktı, evet dedi kazandı. Ebu Cehil hayır dedi kaybetti. Kime, nerede, ne zaman evet veya hayır deneceğine iyi bakmalı. İyi bakmalı ve ona göre aynı şekilde ağızdan çıkacak söz yani okun yaydan çıkması gibidir. Geri dönüş söz konusu değil. Geri dönüş söz konusu değil. Bunun için de hayırlı işleri yapmayı tehir etmeye, sonraya bırakmaya tesvif denirmiş. Kötü bir huymuş bu İslam ahlakında. Hayırlı işleri sonraya. Evet, hayırlı işleri. Evet. İbadetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmeye ise musareat denirmiş. Bu iyi. Evet, bu iyi. Bu İslam ahlakı. Peygamber Efendimiz
ölmeden önce tövbe ediniz. Şimdi Mustafa Bey, yani hadis-i şerif böyle başlıyor. Acele ediniz. Tövbe ediniz. Ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allah-u Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşursunuz buyuruldu. Şimdi bu hadis-i şerifleri almışlar. Ehl-i sünnet alimleri. Her şey bildirilmiş. Ama bizim anlayacağımız şekilde bunları açıklamışlar. Zekat borcun var. Acele et bir an önce ödemek için. Kazaya kalan namaz borcun var. Acele et bir an önce ödemek için bunları. Kul borcun var. Helallaşmak için acele et. Helallaşmak için acele et. Ve sadaka vermek için acele et. Yarın sonra değil. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün kitaplarda yazılı. Helekel müsevvufun. İleride yaparım, sonra yaparım diyen helak olur değil. Emir abi rahmetli, Allah rahmet eylesin, üzerine basa basa helak olur buyurulmuyor hadis-i şerifte. Helak oldu. Ben kendi başımdan da geçtim. Bizi dinleyenler de aynı şekilde olmuştur. Sonra yaparız. Sona kalan dona kalar derler bizim. Sona kalan dona kalır. Ve elde avuçta bir şey kalmaz. Mesela en çok başıma gelen öğrencilik, siz de yaptınız. Öğretmenlik de yaptım ben. Öğrencilik döneminde ya bunu işte yazılıya yakın çalışırım. Tabii o gün başka bir yazılı daha çıkıyor. İki ders birden onu derken karıştırıyorsun. Ertesi gün çok affedersin de kaba tabirle çuvallıyorsun. Karıştırıyorsun yani. Zayıf alıyorsun. Halbuki ben bunu zamanında çalışmış olsaydım o gece sıkışmayacaktım. İkisine de hazır bir vaziyette derse girecektim ve başarılı olacaktım. İkisine de başarılı olacaktım. Hayırlı işler de böyle. Tövbe hemen bugün et. Hemen bugün. Efendim zekat hemen hesapla. Yarın, hayır yarın değil bugün. Bir gün Allah rahmet eylesin Ömer abiler Kulel'de hem hocalarıydı. Tabii hepimizin hocası aslında da Ehl-i Sünnet itikadını, Ehl-i Sünnet alimlerini tanıtan bize o oldu. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Hocamıza sordum dedi. Efendim her İslam alimi bir hadis-i şerifi kendisine rehber edinmiş. Her İslam alimi kendisine bir hadis-i şerifi rehber edinmiş. Hakikaten hayatlarına bakıyorsunuz hep var böyle. Mesela ölümü hatırlama konusunda Hazreti Ömer bile adam tutmuş. Her gün gelirken ölüm var ya Ömer diye hatırlatacak. Halbuki hatırında çıkmıyor ama gene hatırlatıyor. Maaşlı adam tutmuş. Bunu diyeceksin. Bunu diyeceksin diyor. Bir gün böyle ölüm var diyeceksin hemen işaret ediyor demiş bitti artık. Emekli oldum. Niye demiş? Demiş saç sakal ağır demiş. O hatırlatıyor bana demiş. Senin hatırlatmana gerek kalmadı. Her gün hatırlatıyor. Her an hatırlatıyor artık. Dolayısıyla bu kadar titiz davranmışlar. Ve hocamıza da aynı şekilde sordum. Dedim siz... Hangi hadis-i şerif? Hangi hadis-i şerif kendinize rehber edindiniz? Helekel müsevvifun kardeşim buyurmuşlar. Helekel müsevvifun. Evet. İleride sonra yaparım. Onun için Emel abiler anlatırdı. Hocamızın lügatında sonra yok. Evet. Emel abide de yoktu. Yoktu. Ben Cağaloğlu'nda ya TGRT'de falan yok. O zaman Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Orada defalarca anlattılar. Her gün sabahleyin gelince bu masaya oturduğum zaman bu masa benim, bu koltuk benim demedim. Ben burada emanetçiyim. Böyle düşün. Akşam olunca da masamın üzerinde aldığım notların hepsinin işini bitirir, hepsini de imha ederim. Çünkü bana bir ecel gelmiş olsa, acaba kendi evladı mesele gelecek, acaba babam ne demek istedi bu notla? Neye ne diyecek? Onları üzmeye hakkım yok. Onları üzmeye benim hakkım yok hakikaten ya. Ne önemli bir şey. Ne önemli. Ve kendileri de mesela damat olarak o eve geldikleri için, mübareklerin evine geldikleri için ben dedi geldiğim zaman dedi yani kayınpederleri aynı zamanda hocalar evin içerisinde karşım bak bizim evde her şey yerli yerinde olur. Hatta buzdolabını açıyorlar. Süt mesela şu tarafta olur. Sağ veya sol. Herkes şey yaptığı zaman bunu buradan alır. Koyacağı zaman tekrar buraya koyar. Dolayısıyla evden birisi geldiği zaman süt buzdolabının sağ üst köşesindedir mesela. Açar, elini uzatır ve alır onu. Ha orada yoksa birisi almıştır. Alıp da alt kata koymaz. Bu kadar aynı şekilde her şey disiplinli. Niye bu kadar disiplinli? Çünkü öbürsü zaman kaybolur. Nereye koyduğunda kim yaptığında falan da feşmekede münakaşaya sebep olur, bilmem nelere sebep olur falan. Dolayısıyla herkes o kurala uyuyor. O kurala uyunca da no problem oluyor. Peki aynı zamanda da zaman kaybı. Mesela ben o zaman daha Balıkesir Gönen'deydim.
Bursa'ya zaman zaman teşrif ederlerdi. Orada Sayın abi vardı. Allah rahmet eylesin, o da vefat etti. Işıklar Asker Lisesi'nde işte muallimken, o tanıdığı talebelerinden, o tanıyan talebelerinden, o Sayın abiden. O anlatmıştı. Dedi ki bir gün dedi, işte hocamız dedi, onlar da aynı şekilde derslerine geldiği için hocamız diye kullanıyorlardı. Anlattılar, dediler ki dedi, şimdi soba kullanan gene var da soba kullanmayanlar bilmez bunu. Sonbaharda soba kurmak bir dert olurdu. İlkbaharda söküyorsun, sonbaharda kuruyorsun. İlkbaharda Şeyh Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh sobaları sökerken her birine mesela sobayı nereye kurduysa oradan oraya kadar 1,5 metre duvara onu bir kağıda yazıyor. Ondan sonra sobadan itibaren numaralıyor. Neleri? Boruları. Numara, 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara. Bunları da numaralıyor. Söküyor, temizliyor, koyuyor. Sonbahar geldiği zaman bakıyor 1,5 metre sobayı koyuyor. 1 numara koyuyor. 2, 3, 4, 5. 5 dakikada soba kuruluyor. Ben yarım geldi bir oyalandığımı hatırlarım. O merasimli bir işti çünkü. Yani. Yetişmedi boru. Boru getirirsin uzak olur. Geçen sene bu nasıldı falan. Kafa karışıyor. Halbuki 5 dakikada. Yani zamanını almıyor. Niye bu kadar acele ediyor? Eğer bu disiplin ve işini sonraya bırakmış olsaydı, yarın yaparım, ileride yaparım deseydi, bu kitaplar meydana gelmezdi. Değil mi? Soba kurmaktan fırsat bulamazdı yani. Bulamazdı yani. Evet. Soba kurmaktan aynı şekilde fırsat. Diğerleri de öyle. Öyle darmadağınık yani. Oldu. O neredeydi? Bunu buradan aldın, başka bir yere getirdin, sokuşturdun. Onu aldın, başka bir yere attın. Sonra bu neredeydi artık? Dolaşır durursun. Hem zaman kaybı hem de zihin dağılıyor. Zihin de dağılıyor. O zaman yani. Üzülüyorsun. Tabii, ve bir de kavgaya sebep oluyor ev yani. İçerisinde. Sen mi aldın, sen mi götürdün? Halbuki kendin koymuşsundur, unutmuşsundur falan. Ondan sonra başlar kavgaya. Dolayısıyla ama herkes bilirse, yerli yerinde olursa. Onun için de işte Efendim abiler hep anlatırlardı. Hocamız kendine helekel müsevvufun, ileride sonra yaparım diyen helak oldu buyuruyorlar. Onun için hocamızın hayatında sonra yok. Efendim abinin hayatında yok. Hatta mesela Efendim abiler de anlatırlardı. Bu Evliya Ansiklopedisinde de anlatılıyor. Büyüklerden bir zata, Evliya'dan bir zata bir genç gelmiş. Demiş ki efendim demiş, son nefeste insan Allah derse, la ilahe illallah derse imanla gitmiş olmaz mı? Elbette yavrum buyuruyor, imanla gitmiş olur. Peki demiş, bu o kadar zor bir şey mi? O zaman o zat buyurmuş ki, yavrum demiş, ne zaman öleceğini biliyor musun? Hayır demiş, bilmiyorum. Biraz sonra ölebilir misin? Elbette demiş. Niye şimdi Allah demiyorsun o zaman? Neyi bekliyorsun? Niye şimdi la ilahe illallah demiyorsun? Ecel ne zaman geleceği belli değil. Ayet-i Kerime bunu bildiriyor. Ayet-i Kerime de hatta ecel geldiği zaman takdim ve tehir olmaz. Öne alınmaz ve geciktirilmez. Vakti saati neyse küt diye gidersin orada. Dolayısıyla bunu Allah-u Teala'dan başka kimse bilmez. Ve bir de o işle vazifeli melek. Onun elindedir. Osman Ünlü tamam yayındayken işte üçüncü cümleyi kurarken ruhu alınacak. Bitti. Üçüncü cümleyi kuramaz. Ya biraz da yok bitti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Konuyu bitirseydik. Programı tamamlasaydık. Öyle bir şey yok. Öyle yani. Bir şey yok yani. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin çocukları anlatıyor. Abdest almak istiyor falan, hemen vazgeçiyor. Sonra diyorlar ki, babacığım niye vazgeçtin? Bana dediler ki abdest almaya vakit yok. İmam-ı Rabbani Hazretleri müceddi 1000 saniye. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelseydi, peygamber olabilecek şekilde yaratılmış bu zat. Allah-u Teala sevgili kullarında. Vakit yok. Vakit yok. O zaman dilimi geldiği zaman hiç böyle şey değil. Bunun için din büyükleri buyuruyorlar ki bu vakit geliyor. Hatta Emir abiyle Cağaloğlu'ndayken işte akşam gider hocamıza arz eder. Bugün böyle oldu falan. O harek dinlermiş. Ya kardeşim ömürden bir gün daha gitti. Bir gün daha kabre yaklaştık. İşin özeti bu. Her gün devamlı surette kabre yaklaşıyoruz. Efendim orayı uzatalım. Öyle bir şey yok. Hepimiz yaklaşıyoruz. Kabre yaklaşıyoruz. Öyleyse din büyükleri buyuruyorlar ki acele edin. Peygamber Efendimiz de ölmeden önce hemen tevbe edin. Şimdi başla. Biraz sonra ölebilirsin. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele et. Efendim param var. Yardım et. Ondan sonra kitap al, dağıt. Yani bunu bir daha ileride yok. İlerisi yok. Mesela Enver abi de öyle, o özellik de vardı. Hayırlı işleri sonraya tehir etmeme gibi. Evet. Acele etmek gibi. Yani aklına bir şey geldi, bir iyilik hemen o anda. Hemen o anda tatbik ederdi. Birisine bir şey verecek veya bir şey gönderecek, hemen şey yapar. Anında. Şey bile mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hayatını talebeleri anlatıyorlar. Mesela orada bile var. Bir gün böyle özel hizmetini gören talebesi Ela'ya girmiş, içeriden kapıyı tıklamış,
ceketini uzatmış. Demiş bunu falan fakire. Talebe hayret etmiş, götürmüş, vermiş, gelmiş efendim demiş. Yani heladan çıkıncaya kadar aynı şekilde bekleseydiniz olmaz mıydı? Buyuruyor ki helada hatırıma geldi bu. Çıkıncaya kadar şeytan ve nefs devreye girip vazgeçirebilirdi. Vazgeçirdi. Sonra filan derken. Şimdi mesela yani. Hiçbir şeyim yok. Hani derler ya bekara kavuşmak kolay diye falan bir şey söylüyor. Oho benim bir param olsa var ya ne yapacaksın? İşte şu kadarını hayıra bu kadarını hayıra falan. Hiç ömründe aynı şekilde o kadar paran oldu mu olmadı. Hiç hayır yaptın mı yapmadın. O para bir gelse önüne bir konsa. Ya bu işte şunları alalım bunları alalım. Çocuklar torunlar. Para kalmadı. Bir daha gelirse bekle o zaman. Sana bir defa bir o fırsatı verdiler. Bir daha aynı şekilde yok o iş. Onun için zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Zekatta da sadakada da acele ediniz buyuruyor. Acele ediniz. Hatta sadakada bir yerde aynı şekilde buyuruyor ki o kadar acele ediniz ki sadaka belayı geri çevirir. Belayı geri çevirir. Gelmiş oranda gitmesine sebep olur buyuruyor. Kabul olan dua, kabul olan sadaka. Böyle bir özelliği var, böyle bir özelliği var. Onun için hayırlı işleri, amelleri tehir edenler, geciktirenler, ileride yaparız diyenler mutlaka ziyan içindedirler. Çünkü Peygamber Efendimiz tesvif eden yani hayırlı işleri sonraya bırakanlar helak olur buyurmuşlardır. Helak olur, helak olur kesin o. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri kendisinden nasihat isteyen bir kimseye şimdi ecel gelmeden, amellerin sona ermeden Allahu Teala insanları ve cinleri hesaba çekmek için huzuruna getirmeden önce tövbeyi fırsat bilmeli, af ve mağfirete kavuşmayı kazanç bilmelidir. Kıyamette hesap gününde mazeret kabul edilmez buyurmuştur. Bizim anlayacağımız şey. Evet o kadar, o kadar. Hocam ölmeden önce acele edeceğiz de şimdi insanın da nefsi sürekli şeyi karıştırıyor. Yani bir insanın kafasına şey veriyor, karışıklık veriyor yani nefis. Acele etmenin bir zamanı var mı? Mesela az önce anlattınız gerçi de hani ya, biraz sonra ölebilir mi insan? Ölebilir. Dolayısıyla ya neyi bekliyorsun? Fakat şöyle de bir anlayış oluyor insanların arasında. Namaz kılıyor adam genç, 20 yaşında. Ya çocuğum işte sen ne bu kadar kendini yoruyorsun işte daha 60-70 yaşına bir gel bakalım o zaman kılarsın. Yani çocuk orada 20 yaşındaki adam kılıyor. Niye engelliyorsun onu? Yani ibadetleri hemen buluğ çağından itibaren yapmaya başlamak da acele etmek midir yani? Onu sormak. Evet. Hemen ama. Çocuğunu çok seven kimse Allah'tan emirlerini yerine getirir. Garantisi var mı Mustafa Bey? Zaman zaman mesela şu anda cephede olan askerler var. Cephede değil ya işte bir kaza oldu. Helikopter aynı şekilde kazası oldu. Uçak düşüyor, helikopter düşüyor, bir şey oluyor. Düşüyor. Yani kaza oluyor. Veya yerde giderken aynı şekilde bir araba geliyor, şey vuruyor mesela. Cemseyle gidiyorsun, vuruyor. Veya devriliyor. Yani bunun garantisi yok. O çocuk askerden gelsin, evlensin. Bazen işte haberlerde görüyorsun. İşte yeni evlendiydi, 2 aylık çocuğu vardı falan filan. Yani bu işin bir garantisi yok. Yani askerden geleyim de ondan sonra şu işleri kurayım da. Yok ya, askere gideceksin, gelebileceğim mi? Veyahut da evden çıktın. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala. Kardeşim uyumuşlar. Evden çıkarken hanımızla helallaşın. Gidersin, gelemezsin. Gelirsin, göremezsin. Doğru. Sen evden çıkarsın hanım kalp krizi geçir. Aa bir şey istiyor yoktu. Doğru bir şey istiyor yoktu. Ne olmuş? Ölmek istemiş öyle vermiş. Ya ecel gelince. Ecel gelmiş. Ne olmuş mu var? Ne olmuş yok yani. Ecel geldi mi hiçbir şey istiyor yoktu. Hiçbir şey olmaz şart değil. Çünkü verilen ömür. Hatta Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri buyurmuşlar ki. İşte Hüseyin Hilmi Efendi abine naklediyorlar hocalarından. Efendim insanın ömrü işte kendisi için takdir edilen rızkı bitirmeden aynı şekilde bitmez. Rızık bitince de buyurmuşlar onu dünyada kimse durduramaz. Bitti. Allah-u Teala buyuruyor ki ben sana ezelde bu kadar verdim bu da bitti hadi güle güle doğru ahirete gidecek. Bunun için bu zaman dilimi gelmeden önce bu zaman dilimi ne zaman o hemen şimdi sonra değil. Yani bu anlattıklarınız 15 yaşındaki 20 yaşındaki 25 yaşındaki adam hepsi, için de mi geçerli? Hepsi için geçerli çünkü garantisi yok bu işin. Efendim ben 50 yaşına geleceğim, 80 yaşına geleceğim. Rahmetli babam işte 50-60'lı falandı böyle. İşte torunlarına dede dedirtmiyordu falan. Ben dede miyim? 80 yaşına mı? 90 yaşına mı? Bu varmış yani 80-90'ı gördü de. Ama netice itibariyle gördü de ne oldu? Bitti. Bitti. Bitti bitti yani. 100 olsun. Ya bırak onu. Adem Aleyhisselam işte bir rivayette 2000 deniyor. Nuh Aleyhisselam 1000 yaşını geçti deniyor. Hatta Melekül Mevt'te beraber bazı melekler Allah-u Teala'dan izin istemişler. Biz de gidebilir miyiz? Bir şey sormak istiyoruz diye. İzin vermişler, gelmişler. Demişler ki ey Allah-u Teala'nın nebisi.
Allah Teala sana 1000 sene ömür verdi. Ne anladın bundan? Buyuruyor ki iki kapılı bir han düşün. Kapının birinden girdim, öbürsünden çıktım. 1000 seneyi böyle özetliyor. 1000 seneyi böyle özetliyor. Netice itibariyle biter mi? Biter. Biter yani. Bir de insan geriye döner bakar. Aa dersin ya 50 yaşına gelmişim, 60'a gelmişim, 70'e, 80'e Allah-u Teala verirse tabii ömür. 90'a da gelirsin de veya 100'e de gelirsin ama 50'den sonra artık yavaş yavaş handikaplar başlar. Çünkü uzuvda bütün bedende o yaşlanma her şeyi kaplar. Hı. Görmesi, işitmesi, yatması, kalkması, yürümesi hepsini güç ve kuvvet de gider. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor biz onu tekrar doğduğu zaman ki doğduğu zaman aciz ya muhtaç o hale çeviririz diye. Hani benim mi diyordun o beden gitmeseydi falan. Onun için de buluğa erer ermez hemen başlamalı. Hemen başlamalı. Hatta vaktimiz oldu birinci bölüm ama bir şey nakledivereyim. Şimdi evliyadan bir zat bakmış gibi daha buluğa ermemiş çocuk yaşta birisi. Hacca gittim diyor. Orada diyor çekilmiş böyle boyuna yalvarıyor dua ediyor. Demiş ki evladım zaten demiş buluğa ermedin sen. Niye bu kadar aynı şekilde şey yapıyorsun ki? Demiş efendim ben babamı soba yakarken gördüm. Cehennemden korkuyor çocuk. Soba yakarken gördüm. O büyük odunları küçük çıralarla tutuşturuyorlardı. Onun için korkuyorum. Onun sana bu zata şimşekler çakmış. Bu sabi olan çocuk bunu idrak eder, düşünür de. Acele ediyor yani çocuk. Acele ediyor. Diyor ki biz ne yapacağız o zaman? Biz ne yapacağız? Onun için hepimiz acele mi etmemiz lazım? Evet hepimiz acele etmemiz lazım. Hocam müsaade ederseniz bir ara verelim şimdi. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Ölmeden önce acele etmek lazım. Ne konularda, hangi konularda acele etmemiz lazım bunları anlatıyordu. Şöyle söyleyelim isterseniz bir de hocam. Şimdi gençlerden örnek vermiştik ya birinci bölümün sonunda. Diyelim ki genç bir adam ibadetini yapıyor işte böyle hayırlı işlerde acele ediyor falan. Peygamber Efendimizin hadisi şerifine uymaya çalışıyor. Bu diyelim ki Allah-u Teala ömür verdi işte geldi 80-90 yaşına. O zaman geri dönüp de ya ne gerek varmış işte 20 yaşında 25 yaşındayken acele etmişim. Yani bu yaşa kadar yaşadım şimdi de yapabilirdim aynı şeyleri. Böyle bir pişmanlık yaşanmaz yani değil mi böyle bir durumda? Hem yaşanmaz hem de bu şeytanın nefsi vesvesesi olur. Evliyadan bir zat yaşlanmış ama bu her gün oruç tutuyor. Belli aynı şekilde virt, zikir deniyor bunları. Yani okuduklar var. Kur'an-ı Kerim okuyor, belli şeyler aynı şekilde çekiyor falan. Böyle gayret ediyor. Hastalanmış da kendisine demişler ki efendim hem yaşlısınız hem hastasınız. Yani biraz bunlarda tenzilat yapsanız her günkü yaptığınız. Biraz dinlenin yani. Ya dinlenin. Tatil yapın. O zat diyor ki siz ne diyorsunuz? Ben diyor bir ömür boyu bunu bekledim. Yani ben bir yarışa kalktım. Ben bir yarışa kalktım. Ve şeye doğru ipi göğüslemek üzere az kaldı. Ne diyorlar o büyük finish'lara? Büyük maraton. Maraton. Yani bu maratondu. Yani finish'e geldim, sona geldim. Sona yaklaştım. 3-5 metre kalmış. Siz diyorsunuz ki yarışı bırak. Olur mu demiş ben. Ömrümü zaten bunun üzerine odakladım. Bırakılır mı hiç? Yani 80-90 yaşına geldi. Gençliğinde başlayacaktı koşmaya. Hatta İmam Rabbani Hazretleri mektubatında çok var öyle. Mesela talebelerden bazıları yavrum işte gençsin ve şu anda nefs ve şeytan ve nefsine tabi olan ve şeytanın yolunda olanların cilveleri sana naz ediyorlar. Onlara aldanma, amana dikkat et. İleride yaparım deme. Çünkü ileride sana bir fırsat verilecek mi, verilmeyecek mi? Velev ki verilse bu imkanlar olacak mı? Vücudun gençliğin yerindeyken bunun kıymetini bilesin. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, 5 şey gelmeden 5 şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini. Allah-u Teala mal mülk vermiş, o sende kalacak zannediyorsun. Oo ben ileride çok şey yaparım falan. Bir gün geldi iflas ettin, elde avuçta bir şey yok, bir sürü borç yüküyle kaldın. Bir sadaka ver, ya ben kendim muhtacım. Zenginliğini de verdin mi? Hayır. Yok.
Ne oldu? Uçtu gitti. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı. Gençken namaz kılmadı, o hareketleri yapmadı. İhtiyarlıkta nasıl yapacak? İşte adam emekli ayrıldıktan sonra namaza başlıyor. Ondan sonra da affedersin sandalyeyi sürükleyip götürüyor camiye. Tabureyle dolaşıyor ondan sonra. Tabureyle dolaşıyor. Eğilim. Alışık değil çünkü. Alışık değil. Gençken evet, alıştırmamış. Gençken alıştırmadı tabii. Gençken alıştırmadı. Bir de benim en çok dikkatimi çeken, şimdi onun zararları da anlatılmaya başlandı da. Bizim kültürümüzde, bizim gençliğimizde alafranga, alaturka derlerdi. Yani normal çömelerek yapılan helalar vardı. Şimdi de aynı şekilde alafranga, frenk, aynı bu alafranga dedikleri, yani batı taklidi. Batı taklidi. Yapılan klozetler var şimdi. Çocuk şimdi klozete alıştı. Bu dışarıya gittiği zaman böyle açıkta maçıkta falan ne yapacak şimdi? Ayakta mı yapacak? Çömelemeyecek. Hiç olmazsa onları alıştırmak gerekir. O çocukluktan itibaren ona alışması gerekir. Bu kaslar, bu şeyler alışması gerekir. Adamlar şimdi kendileri yaptılar, kendileri aynı şekilde şimdi o klozetlerin önüne yüksek şeyler koymaya başladılar. Niye? Çünkü çömelince yukarıdan aşağıya bir baskı oluyor. Bu baskı hem mideye oluyor, hem de aynı şekilde idrar yollarına oluyor. Dolayısıyla mide ve bağırsaklar üzerine yapılan baskı ve idrar yollarına yapılan baskı neticesinde orada kalan tortular dışarı atılıyor. Peki klozete oturunca olmuyor bu. Olmayınca o tortular zaman zaman orada birikiyor. Hastalıkların meydana gelmesine, çeşitli hastalıkların meydana gelmesine sebep oluyor diye şimdi yapılan araştırmalarda. Çocuğa sen bunu alıştırmadın. Çocuğa namazı alıştırmadın. Çocuk şimdi senden görecek, aynı şekilde sandalyede veya taburede namaz kıldığını görecek. Çocuk diyecek ki zaten klozete oturuyoruz. Namazda aynı şekilde sandalyede, masada falan. Oluyor. Ondan sonra bu çocuğun gönlüne hiçbir şey girmez. Bunları böyle sadece şekil itibariyle görür. Şekilden öbür tarafa geçmez o çocukta bu. Yani bunu Allah rızası için yapayım, Rabbimin rızasına kavuşayım. Öyle bir düşünce meydana gelmez. Kim yaptı bunları? Anne baba yaptı. Halbuki Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumuş olsaydı, anne baba okusaydı, çocuklarını okutmuş olsaydı çocuk kurtulacaktı. Bir de Enver abilerin ısrarla üzerinde durduğu bir şey vardı. Mesela çok kimse, efendim çocuğun istikbali diyorlar. Çocuğun istikbali deyince işte ileride bir iş sahibi olsun, çok para kazansın, işte üniversiteyi bitirsin, diploma alsın, işte doktor olsun, mühendis olsun, bilmem ne olsun falan filan, müdür olsun, genel müdür olsun. Bu istikbal değil buyuruyorlar. Tamam, dünyada lazım da Allah-u Teala ezelde takdir ettiği sebebine yapışınca Cenab-ı Hak verir. Eğer takdir etmediyse istediğin kadar uğraş, o da olmaz. Esas istikbal çocuğu cehennem ateşinden kurtarmaktır. İstikbal odur. Çocuğun geleceği odur. Sen çocuğu yakıyorsun. Nasıl yakıyorsun? Çocuk doktor oldu. Villası var, arabası var. Bilet cehenneme kesilmiş. Senin olsun. Senin olsun. Ve dünyada kalıyor. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'a zindanda gidiyorlar. Diyorlar ki işte Firavun öldü. Oradaki etrafındakiler bir şey söylemediniz diyor. Buyuruyor ki koltuklar yerinde duruyor ama oturanlar gidiyor buyuruyor. Tamam mı? Oturanlar gidiyor. Hatta hapishanede bir tanesi böyle bir kendine göre işte oyalamak için orada bir ev yapmış da diyor ki hani yaptığın ev şey yani minyatür bir ev yapmış falan. Aa demiş güzel olmuş diyor Yusuf Aleyhisselam. Efendim diyor ben mimardım hapse girmeden önce. On sana bu ölüm haberi gelince, Firavun'un ölüm haberi gelince Yusuf Aleyhisselam diyor ki herkes evini bırakıp gidiyor. Firavun da bırakıp gitmiş diyor. Sarayı bırakıp gitti. Götüremedi. Ki Tanrı'yım diyorlardı onlar. Tanrı'nın oğlu diyorlardı onlara. Ve netice itibariyle kimse bir şey götüremedi. Ha boyu uzunsa işte. Ha onlar piramit falan filan yapıyorlardı. İşte o kadar başka bir şey olmuyor. Dolayısıyla dünyadakiler kalıyor. Ama din büyükleri buyuruyorlar ki oraya azık götürün. Azık için de acele edin. Yani Allah-u Teala'ya itaat edin. Allah-u Teala'nın emirlerini yapın. Allah-u Teala'nın ismi şerifini çok zikredin. Kelime-i tevhid okuyun. Ondan sonra günahlarınız için istiğfar okuyun. Kur'an-ı Kerim okuyun. Allah-u Teala'nın sevdiklerinin hayatlarını okuyarak onlara muhabbetinizi arttırın. Ve hayatınızı onların bildirdiği şekilde dizayn edin. Yemede, içmede, giyinmede, muamelede, alışverişte ona göre dizayn edin. Ve böylece yani ahiret yolunda yüzünü ahirete çevirmiş bir vaziyette sona doğru gidiyorsun. Peki son geldiği zaman. Ama bir ifade geçiyor. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki cennete girenler de pişman olacak. Üzülmek yok ama pişmanlık var buyuruyor. Niye?
Hani birinci bölümde anlattık ya, Joker'ın aleyhisselam komutanlardan birisi. Evet. Ordusunu valide getirirken işte demiş, doldurun çakıl taşlarıyla falan. Sabah olunca bakmışlar ki mücevher almayanlar tabii dizlerini dövüyor falan. Yarın cennete girenler de tüh 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 tüh, şu sıkıntı geliydi, o zaman çok ağladım, sızladıydım. Eğer o, onlara sabretseydim işte burasını vereceklermişmiş demek ki, gösteriyorlar. Bu senin değil. Bir hadise anlatılıyor şimdi. Abdullah Mübarek Hazretleri için anlatılır. Bir gün seyahat ederken bakmış adamcağızın birisi işte önünde bir merkep var, ölmüş, onun başında ağlıyor. Diyor ki ne oldu? Diyor ki efendim diyor, benim diyor bir tek merkebim vardı. Bununla diyor çoluğumun çocuğun nafakasını temin ediyorum. Bu da öldü. Merkep alacak da param da yok. Onun için ağlıyorum. İşte hani eşekle satır alınmaz ama işte sırtındaki semeri falan düşünerek, yani kaç paraya eşek alabilirsin falan. İşte 300 lira diyelim. Tamam diyor, bana 300 liraya veya 400 liraya neyse sat semerini düşünerek. O adam seviniyor falan, veriyor parayı. Neyse o gece o adamcağız bir rüya görüyor. Rüyasında bakmış cennet gösteriyor. Cennette bir merkep, bir semeri var, bir pahalı var ki ama böyle ışıl ışıl bir tane de yullar var. Melek de o yullardan çekip götürüyor onu. O bakıyor, aa diyor, bu benim merkep. Koşuyor diyor ki bu benim merkep. Melek yullarını gösteriyor. Bak bakayım diyor, kimin? Senin de ama diyor sabredemedin, sattın. Bak diyor, Abdullah Mübarek yazıyor, onu diyor. Uyanıyor. Aha diyor, ben yanlış yapmışım. Koşuyor, Abdullah Mübarek Hazretleri'ni buluyor. Efendim diyor, parayı da veriyor. Ben diyor ki vazgeçtim. Ben o parayı sana hediye ettim diyor. O rüyayı ben de gördüm. Baştan düşünseydin. Baştan düşünseydin. Dolayısıyla insanların sıkıntılarını giderme babında, insanlara yardım etme babında, onların dinlerine, dini konularda yardımcı olmak, kitap vermek suretiyle yardımcı olmak tabii. Bunların ecri ücreti çok fazla. Sıhhat yerindeyken, hatta şeyde İmam-ı Rabbani Hazretleri anne baba hayattayken, senin de sağlığın yerindeyken hangi mazeretle bugün işini yarına bırakıyorsun ki buyuruyor. İleride namaz kılarım, ileride oruç tutarım, ileride zekat veririm, ileride hizmet ederim. Hangi ileri? Çünkü bu, gelecek yaşlar 20 yaşında bırakmayacak seni, 30 yaşında bırakmayacak. Handikap. Handikap. 40, 50, 50'den sonra 60, 70 bunlar her biri handikap. 80 yaşına gelince Allah rahmet eylesin, bir arkadaş var, o da vefat etti de onun babası bir gün baktım 80 küsur yaşındaydı. Elinde bir ekmek, dedi ki şu ekmeği dedi eve götürünceye kadar yoruluyorum. Ekmek doğru. Yani. Ekmek yani ya. 250 gram. 250 gram. Bu dedi yoruluyorum. Ki mesela daha önceki hallerini biliyorum falan, canavar gibiydi. Hatırlar mısın Emin abiler de burada aşağıda Ehlas Holding'in işte VIP dediğimiz o toplantı yapılan yerde bir gün böyle konuşmak için kürsüye doğru giderken bir zamanlar dedi Enver abinin geçtiği yerler sallanıyordu. Şimdi Enver abi kendisi sallanıyor dedilerdi. Hatırlar mısın? Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Kendisi sallanıyor. Doğru. Doğru. Yani dünyanın hali bu. Onun için bugünün işini yarına niye tehir edersin? Niye aynı şekilde şey yaparsın? Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki bizim yolumuzun esası 6 şeydir. Allah'ın kitabına sarılmak, Resulullah'ın sünnetine uymak, helal yemek, insanları incitmemek, yasaklardan uzak durmak, hakkı ve borcu ödemekte acele etmek. Allah-u Teala'nın hakkı var, Resulullah Efendimiz'in hakkı var, İslam alimlerin üzerimizde hakkı var, komşumuzun hakkı var, görüştüklerimiz, akrabamızın hakkı var. Bunları acele edeceğiz çünkü biz borçlarla gidersek bunların hepsinin hesabı var diyorlar. Hesabı var. Efendim ben inanmıyorum. Paşa gönlüm bilir. İster inan, ister inanma, ister gargara yap, ister yut. Ama önüne koyacaklar bunu. Çelebi Cemalettin Efendi hayır, hasenat ve iyilik yapmakta acele ederdi. Sebebi sorulduğu zaman hayır yapmakta acele etmek lazımdır. Tehir ve sonraya bırakmakta çabuk geçen ömre güvenmek ve cimrilik korkusu vardır. Ve çabuk geçen ömre, hakikaten ya. Diyorsun ki 2015'te 16 geldi, 17 geldi, 18, 19, arkasına 20, 21 ömrün varsa tabii. Bu gidiyor. Çünkü bu 1800'dü, 1900 oldu, 2000 oldu, 2100 olacak, 2200, 2300 olacak değil mi? Öyle. Şimdi bizim kuşak, gerçi siz de 1900'lerin içerisindesiniz de, şimdi sizin torunlarınızı düşünüyorum ben de. Şimdi torunlar gelecek. Senin oğlanı soruyorsa. Baba ya senin baban kaç doğumlu? 1900 bin. Ooo bir asır önce.
Değil mi? Doğru. 1900 yani. 1900. Çünkü biz de 1900'lerin içerisinde olduğumuz için işte senin deden dedesi 1870. Oo falan diyorlar, tamam mı? Bize de diyecekler usta abi oo falan diye, tamam mı? Yani 1800'ler de yaşandı, 1700'ler de yaşandı, 1500'ler de yaşandı ama hepsi bitti. 1900'de bitti, 2000'li başladı. Sonra 2100, 2200, 2300. Nereye kadar? Dünyanın da bir sonu var, oraya kadar. Orada bitti. Yani. 2100, 2005 bitti. Tamam. Dünyada yok oldu, gitti. Çünkü Cenab-ı Hak yok etmek üzere yaratmıştır. Bunun için hani bu zatın buyurduğu gibi acele etmeli. Acele etmeli. İnsanın nefsi daima zararlı şeyler ister. Şeytan ise çok hayırlı işe mani olmak için az hayırlı olan şeyi de vesvese yapar. Büyük günaha sürüklemek için küçük hayır yapmayı da vesvese eder. Şeytanın vesvesesi olan hayırlı iş insana tatlı gelir ve acele yapmak ister. Bunun için hadis-i şerifte acele etmek şeytandandır. Beş şey bundan müstesnadır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, günah yapınca hemen tövbe etmek buyuruldu. Ve bunlar... Evet, acele etmek şeytan. Bazıları hemen atar. Olur, hemen şunu yaparım. Bir dakika ya. Bir dakika. Yani hepsi acele etmek de her konuda acele etmek değil. Acele edilecek konular aynı şekilde bildirilmiş. Acele edilmesi gereken hususlarda sen acele etmiyorsun. Namaz vakti geldiği zaman namazda acele etmiyorsun. Hatta Allah rahmet eylesin Emel abiler de anlatırlardı bunu da. Bir zamanlar işte Şam Halep tarafında bir genç bir tüccar var. Bir de evliyadan bir zat var. O tüccar da temiz birisi. Namazını kılıyor. O zat zaman zaman bu gence ikaz edermiş. Evladım dermiş, bak namazını kılıyorsun ne güzel. Bunu demiş, niye son vaktine bırakıyorsun? Ya camiye gel ya da ilk vaktinde kıl. Yani gelemeyeceksen falan. Tamam efendim, olur efendim, zaman efendim. Bir türlü böyle sonraya bırakıyor falan. Bir gün rüyasında kıyamet kopmuş. Bunu almışlar götürmüşler. Mizanın başına takır 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 geliyor falan. Ondan sonra diyorlar ki bu ameller seni kurtarmıyor. Cehenneme. Diyor ki ya ben namazım da vardı falan. Biraz daha beklesin. Olur diye bekle bekle. Yok diyorlar. Gelmedi. Hadi yürü bakalım. Tam cehenneme yaklaşırken arkadan biri sesleniyor. Durun diye. Melekler diyor ki sen kimsin ki bizi durduracaksın diyor. Biz Allah tarafından başka kimsenin emri dinlemeyiz falan derken. Biliyorum biliyorum diyor. Ben diyor bu adamın kıldığı namazım deyince genç bir bakıyor ya nerede kaldın? Diyor sen de beni sona bırakıyordun ya. Bir uyanıyor. İşte o mübareğin de kerameti olmuş. Ondan sonra ha diyor bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok. Sonraya bırakırken cehenneme de götürebilecek işi. Onun için vaktin evvelinde, vaktin girdiğini bilirsen hemen namazını. Zaten dört mezhepte de ferden namaz kılarken evvel vaktinde kılmak evladır. Hanefi fıkıh kitaplarında mesela yazın böyle sıcakta falan işte biraz tehir etmek, cemaatin toplanmasını beklemek. Oralarda aynı şekilde o cemaatin gelmesi için sabah namazını da gün doğumuna yakın bir zamana tehir etmek cemaatin çoğalması için. Ama bunun dışında ferden kıldın hemen evvel vaktinde bir an önce bitir. Çünkü evvel vaktinde namazı kıldın mıydı rahat edersin. Hele kış günleri yatsı vakti girer girmez ama vakit girmesi lazım. Vakit girdikten sonra yatsıyı kılınca geceler alabildiğine uzun. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor ki kış müminin baharıdır. Geceleri uzun olduğu için ibadetler, gündüzleri de kısa olduğu için oruçtur. Gece gündüz ibadet. Gece gündüz ibadet. Böyle baharmış. Yoksa bizim anladığım bir şekilde değil. Yani büyüklerin, daha doğrusu Peygamber Efendimizin bile aleyhissalatü vesselam buyurduğu farklı. Büyükler de zaten bunu aynı şekilde bildiriyorlar bize. Abbasi halifelerinden Harun Reşit, İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri'ne nasihat ister. Bunun üzerine İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri buyuruyor ki, bugünün işini yarına bırakma, yoksa işleri ve hakları zayi edersin. İstekler bitmeden ecel gelir çatar. Ecel gelip çatmadan salih amel işle. Çünkü ölüm gelince amel yapılmaz. Şimdi Mustafa Bey, Allah rahmet eylesin. Emel abiler de anlatırlardı onu. Yani hocamızın söylediklerine, onun hocasının söylediklerine, onun hocasının söylediklerine bakınca yani bütün İslam alimleri, evliya-i kiram aynı şeyi söylemişler. Zamanları ve insanların yapıları farklı olduğu için sunuş kapları farklı olmuş. Ama aynı şey. Ama aynı şey. Biz aynı özü şey. Değişmemiş. Özü değişmemiş. Hani hatırlar mısın? Hemen abilere bir gün bir şey olmuştu da. Efendim dedim işte hani bir yere gönderecekti. İşte dedim yayın var falan hani İslam ve toplum. Hemen abiler böyle bir ciddileştiler. Anlamadım dediler. Ne demek o? Şey canlı yayın. Ne olacak canlısı cansızı buyurdular. Yeni bir şey mi söyleyeceksiniz? Din yani. Hani siz İslam ve toplumda bazen tahrik ediyorsunuz ya, güncellemiyorsunuz kendiniz diye. Evet. Emel abiler açıkça buyurdu. Kendini güncelleyeceksiniz yani. Dolayısıyla aynı şey buyurulmuş. Onun için
ecel gelmeden önce Allah-u Teala'nın emirleri konusunda acele etmeli ve yasaklarından sakınma konusunda da acele etmeli ve o yasaklara eğer düşmüşsek, ulaşmışsak onlarda da tövbe etmekte acele etmeli, bir an önce ondan kurtulmalı. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.